Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün E-Devlet üzerinden KYK kredi burs başvurusu nasıl yapılır? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Adım adım gideceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Afiyet üniversiteler açılacak mı hakkında daha fazla bilgi için daha üst köşe katlar kısmından öğrenebilirsiniz. Orada üniversiteler açılıp açılmayacak hakkında bilgi vermişiz. Şimdi arkadaşlar E-Devlet diye yazdıktan sonra şunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir yer geliyor. Adım adım gidiyorum. Bu arada bir yere tıkandım şurada. Orada bir sistem hatası var. Orada elinden gelince anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlarsınız. Şimdi arkadaşlar E-Devlet'e geldikten sonra şöyle TC kimlik numara ve E-Devlet şifresi istiyor. E-Devlet şifresi olmayanlar PTT'den E-Devlet şifresi alabilirler. Bu kullanıcı şifrenizi buradan sonra karşınıza böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Bu arama yerine burs öğrenim kredisi başvurusu yaptığınızda şu en üstteki burs öğrenim kredisi başvurusu yaptığınızda en üstteki tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda sonra karşınıza şöyle bir yer geliyor arkadaşlar. Bu yere geldiğinizde en alt okuduktan sonra bunların hepsini karşılıyorsanız da tabii şu Gazi aile yakınları değil. Şunlar dışında kabul ettiğiniz sonra devam ediyorsunuz. Devam ettiğiniz sonra size kimlik bilginizi soruyor. Buradaki 11 maddenin hepsini doldurmanız lazım bu arada. Şu soldakileri. Şu önemli bilginiz doğruysa yani kimlik bilginiz kabul ediyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Devam ettikten sonra okuduğunuz üniversite doğru mu? Hani şu üniversitede okuyorsunuz. Yok Kıbrıs'ta okuyorum diyorsanız da yine Kıbrıs askerlik ya da polis akademisinde okuyorsanız da şunu tıklıyorsunuz. Ama normal şu Türkiye'de okuyorsanız da direkt seçtiğim önemli bilgisi doğrudur diye devam ediyorsunuz. Devam edin sonra arkadaşlar dördüncü aşama gelirken bir sistem hatası veriyor. Hani ben oraya pek geçemedim. Sistem hatası verdiği için biz pek buraya geçemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tekrar sizle beraber deneyeceğim. Tekrar bakın. Şöyle onayladık. Teker teker beraber gidiyoruz. Bunu da onayladık. Kimlik bilginizi. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Öğrenim bilginiz gelecek. Bazen arkadaşlar çok talep ve çok şey olduğu için çok böyle yoğun olduğu için sistem hata veriyor. Öğrenim bilginizi de yaptıktan sonra onaylıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. İşte arkadaşlar burada hani çok talep olduğu için şöyle bir yazı geliyor. Hani bu açılır mı açılmaz mı bilmem. Ben buradan sonrası size şurada anlatmaya çalışacağım. Şu üstte alttan. Şimdi arkadaşlar adres bilginizi doğru bulun. Çünkü orada hani banka kartınız buraya gelecek arkadaşlar. Adres bilginizde banka kartınız geliyor. O banka karttan para çekeceksiniz. Özel durumunuz varsa özel durumunuz bilginizi yazarsınız. Aile bilginizi yazarsınız. Şurası şu ikisi çok önemli. Şu ikisinden birinde arkadaşlar hem kredi hem burs başvuruları var. İki kutucuğa tıklayabilirsiniz. Sadece burs kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Ya da sadece kredi kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ondan sonra ön izlemen hepsini başlıyor, kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra işlemi sonuçlandırıyorsunuz. Ama ne diyeceksiniz? Olay bu. Tekrar alıyorum. Kimlik başvurunuzu yaptınız. Başvurunuz bilginize baktınız. Onayladınız. Kimlik bilginizi onayladınız. Öğrenim bilginizi onayladınız. Yurt dışında okuyanlar yurt dışında, askerlik ya da polis akademisinde okuyanlar bu ikisini seçecek. Adres bilginiz doğru olsun, kartlanan adres bilgisine gelecek. Ben bu aşamayı geçemediğim için sistemden dolayı size buradan anlatıyorum. Özel durumunuz varsa yazın, aile bilginizi doldurun. Bu arada bu bilgi kesinlikle yanlış olmaması lazım. Çünkü bu bilgiler kesinlikle ama kesinlikle yetkili merciler tarafından kontrol ediliyor ve ön izleme yapılıyor. Ziraat Bankası bilgilendirmede başvuru ön başvurularınızda burada KYK, isteyene KYK, isteyene krediye başvuru yapabilir. İsteyen burs, isteyen kredi başvuru yapabilir. Her ikisine de başvuru yapabiliyorsunuz. Ön izleme ve işlem yapıyorsunuz. Tekrarlıyorum en baştan. E-Devlet'e giriş yaptık. E-Devlet'e giriş yaptınız. Buraya kredi öğrenim kredisi başvurusu yaptınız. Şunu tıkladınız. Karşınıza böyle bir yer geldi. Buradan sonra onayladıktan sonra şöyle onaylıyorsunuz. Burada kendi bilginiz çıkıyor. Doğruysa yine onaylıyorsunuz. Sistemde çok yoğun olduğu için arkadaşlar ilerlemekte bayağı zorlanıyoruz arkadaşlar. Bu videonun şu an. Bakın yine sistem hatası geldi. Burada bakın yine en başa attı bizi. Gördüğünüz gibi sistemde kaynaklı en başa atıyor. Bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa tekrar köşeden anlatıp videoyu sonlandıracağım. Bu videoyu onayladık. Kimlik bilginizi onayladınız. Kapatalım. Şu üniversitenin hangi üniversitede okuyorsanız testten sonra onayladıktan sonra devam ediyorsunuz. Bakın burada takılıyor zaten. Dediğim gibi yine takıldı. Bu dördüncü aşamada adres bilginizi onaylamanız lazım. Kartınız oraya geliyor. Özel durumunuz varsa yazın. Aile bilginizi doğru yazın. Ziraat Bankası bilgileri ya da Ziraat ön başvuru bilgileri. Bu Ziraat Bankası içinde kredi kartı da var. İsteyenler orada kredi kartını ve nakit avansı aktif edebilirler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi Google'da araştırma yapabilirsiniz. Nakit avans nedir gibi bilgiler.
Burada hem kredi hem başvuru burs var. İstenen bursa sadece başvuru yapabilir. İstenen sadece kredi, isteyen ikisinde başvuru yapabilir. Orada kutucukları doldurmanız yeterli. Sistem aşaması için size pek bilgi veremem arkadaşlar ama şu alttan anlatmaya çalıştım. Özellikle 4 aşamaya geçtik. Şu geri kalan aşamaları siz kendiniz artık okuyarak halledebilirsiniz. Ama ne diyeceksiniz? Şuradan isteyenler kredi, isteyenler bursa, isteyenler her ikisine de başvuru yapabilirler. Bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yani sistem açılamadığı için tam anlatamadım. Kusura bakmayın. Affola. Sağ üst köşede üniversiteler açılacak mı hakkında bilgilerimiz var. Ayrıca bölümüne memnun olmayanlar yatay geçiş var. Merkezi puanla yatay geçiş var. Normal ortalamayla yatay geçiş var. Ayrıca dikey geçiş sınavları var. İki yatak okuyanlar için özellikle. Bunun hakkında daha fazla bilgi için benim için dediğim gibi sağ üst köşede katılan kısmından öğrenebilirsiniz. Siz de bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipte kalma dileğiyle. Anlamadığınız yer varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Takipte kalma dileğiyle. Hoşça kalın.